özellikle Suriye'nin toprak bütünlüğünün Irak'ın toprak bütünlüğünün bölgedeki devletlerin toprak bütünlüğünün korunması gerekli olduğunu söylemiştik. CHP sözcüsü Bülent Tezcan, Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin Suçi'de yaptığı zirveyi değerlendirdi. Bölgedeki bölünmüş, parçalanmış iktidarların Türkiye'nin güvendiğini tehdit edeceğini söyledik. Partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası konuşan Tezcan, Ankara-Şam yakınlaşmasının kendilerini rahatsız etmeyeceğini söyledi. Emevi Camii'nde namaz kılma hesabında olanların Süleyman Şah Türbesi'nde abdestleri bozuldu. Türkiye bu noktaya geldi. Bölgedeki bu tabloda. Şimdi onun düzelmesine dönük adımlar e, bizi rahatsız etmez, bizi memnun eder. Tezcan'ın gündeminde Amerika'daki Rıza Sarraf davası da vardı. Sarraf'ın Amerika'da değil Türkiye'de yargılanması gerektiğini savundu. Hükümeti eleştirdi. Kendi memleketindeki mahkeme yargılayacaktı. Evin mahkemesinin yetkisini elinden aldın, elin mahkemesine fırsat verdin. Şu anda yaşanan tablo budur. Buradan bir milli duruş çıkaramazsınız. CHP sözcüsü AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu'nun yapısına ilişkin meclise sunduğu kanun teklifiyle ilgili de değerlendirmeler yaptı. AK Parti'den ve teklif sahibinden beklediğimiz şudur. Yüksek Seçim Kurulu'nun bir teşkilat yasasına ihtiyacı vardır. Bu teşkilat yasasını hızla geçirebiliriz. Bu ihtiyacı giderebiliriz. Ama buraya konuyla ilgisiz ve seçim güvenliği konusunda ciddi sıkıntı yaratacak bu hükümleri koymak bu yasayı tartışmalı hale getirir. O yüzden bunun revize edilmesinde yarar vardır.